abi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam abi. Nasılsın abi? İyidir abi. Sen nasılsın? Uzatma hadi yola. Hadi eyvallah. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Seni yormadan bize yol verdim abi. Oğlum siz hayırdır? Bu gözlükler ne böyle? Doktordan geliyoruz abi. Gözlerimiz bozulmuş da. İkinizin birden. He. Sen sinemada arkalarda oturmamıza izin vermiyorsun ya. Biz de hep önden aldık biletleri, ondan oldu herhalde. Hadi seninkini anladım da senin gözlükler ne oğlum? Babaannemin abi. Oğlum kadın nasıl görecek? Ya 98 yaşında gördüklerim bana yeter dedi. Aldım ben de. Oğlum bu kadar sıkıntıysa gitmeyin sinemaya. Ya senin ne kadar güzel fikirlerin var Gökhan. O zaman biz nerede şey yapacağız? Ne yapacaksınız? Filmi diyor abi yani. Filmi nerede izleyeceğiz diyor. Hatta biz o yüzden geldik. Orta sıralarda oturabilir miyiz izinli olursa? Hangi filme gideceksiniz? Bizim için fark etmez abi yani. Nasıl? Yani her filmi izliyoruz biz manasında. Evet. Yani sanatsal kişilik gibisine. Kültürümüzü genelliyoruz abi. Senin paran var mı lan? Var abi. Göster bakayım bana. Vallahi var abi. Tamam çıkar. Allah Allah. Burada abi. Artık yok, kaybol şimdi hadi. Abi niye paramızı alıyorsun ya? Bıktım senden ha. Yemin ediyorum sana sinirimden gideceğim şu Fırat'la evleneceğim. Evet, evet, evet. İyi. Lan bizim paramız var. Gevşek nasıl evlenelim? Ya şuna bak ya. Abisi gasp eder, kendisi fırça atar. Ne biçim aile lan bu? Allah... Düzgün yürü. Bak kırıtıyorsun, kırıtma lan. Normalde garibandan almazdım da bunların niyeti kötü. Ne biliyorsun? Keşke biz de ışıl suyla kendi filmimizi çekebilsek. Hangi türde olacak bu film? Romantik korku diye düşünüyorum abi. Romantik korku ne lan? Yani çok seven ama açılmaktan korkan bir adamın hikayesi. Oğlum bu dram. Doğru lan. Bana bak, sen yine platonik aşık mı olur? Platonik ne ya? Platonik, bir kişiye duyulan aşırı ilgi ve veya alaka sonucu aşkından pilot olup havalara uçmak. Aynen ondan oldum. Zaten mahallede pist yok ama pilot çok alüminyum. Ya inanamıyorum. 1 saattir yürüyoruz ve hala ulaşamadık. Ne bileyim ya, konum burayı gösteriyor. Birine soralım. Sor. Pardon. Tabii. Burası neresi acaba? Bakayım burası... Bilmiyorum ya. Ne yapıyorsun oğlum? Abi genç adamım, almayayım mı kızın telefonunu? Lan oğlum o öyle bir şey değil, geri götür telefonu. Pardon ya, dalgınlığıma denk geldi. İsterseniz özür mahiyetinde ben de kendi telefonum... 535 sağ ol. Sağ ol kardeş. Hayır anlamıyorum, bu kızın durumu da iyi. Niye hala burada oturuyor ya? Burası... Resmen Kekoland. Çok nezih komşularım var diyordu. Bir de şu tiplere bak. Ben bu tipleri bir belgeselde gördüm. Bunlarla göz göze geldiğinde göz temasını kaçırmayacaksın ki... ...senin ondan korktuğunu asla anlamayacak. Hadi ya. Bak şimdi beni izle. Ben korkuyorum. En iyisi çömelelim. Belki dokunmazlar. Köpek miyiz lan biz? Estağfurullah abi, biz semt oturuşu şekli. Kardeş gerek yok. Bu binanın güvenliğinden biz sorumluyuz. Eğer sizi rahatsız eden bir durum varsa söyleyin, halledelim. Ya baştan söylesene o zaman, tamam. Şu beni rahatsız etti, döv onu. 200 lira ver, halledeyim. Ha, 200. Bende hiç bozuk yok. 200 bozuk mu lan? Tamam ya, bende şans parası olacaktı. Buyurun. Ne kadar şanslı insanlar var, görün değil mi? Bana bak, bu insanları rahatsız etme. Olur abi. Tamamdır, halloldu. Ama dövmediniz. Bilseydim ona verirdim ben parayı. Dövmediniz. O zaman da benden rahatsız olurdunuz. Bilmem anlatabilir miyim? Bir dakika ya. Sen geçsene şöyle. güvenlik ne ayak ya? Senin ne kimliğin var, ne kıyafetler desen sivil, bir copun bile yok. Benim copum bile yok, anlıyor musun? Şimdi gülümse hadi. Siz var ya, çok yanlış insanlara bulaştınız. Bizim yükseklerde tanıdıklarımız var. Kimmiş lan onlar? Işılsu 14. kat mıydı? Evet. Sen Işılsu'yu nereden tanıyorsun lan Totoş? Aa Totoş ne lan, pis adam. Oğlum ne biçim konuşuyorsun? Kız arkadaşım benim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Seni patates ederim burada da yanındaki kıza dua et. Hadi ya. Allah razı olsun. Allah tuttuğuna elmas etsin. Altın vardır diye düşündüm. Var. Gerçekten burnuma daha yeni dolgu yaptırdım. Bu beni ısırır, düşürürdü. Çok kötü. Bu ne ya? Oğlum sen benim arabamı niye kaçırdın? kaçırıyorsun ya? He? Taksi de yok. Helikoptere binmek zorunda kaldım. Abimin saçı rüzgardan bozuldu. Evet bak. Kim verecek şimdi bunun hesabını ha? Kim? Hı. Bak hele bak, derde bak. Rüzgardan saçı bozulmuş, görün mü? Senin derdini skeçlerde kullansınlar Aytun. Bilseydim bunun arabası olduğunu komple sökerdik ha. Aytunç Bey, çalışanlarınızdan şikayetçiyiz. Bizi dövmeye kalktılar. Ne çalışanı be? Bunlar işsizliğin kitabını yazdılar. Ay siz yazar mısınız? Evet yazarız. Ben Yılmaz, bu da Erdoğan. Yarın bakkalın önünde imza günümüz var. Gelmek isterseniz Allah'ım. Siz geçin dalganızı ya. Bak var ya, çok yanlış kişilere bulaştınız. Ben size gerekeni yapardım da dua edin yanımda kız var. Yoksa biz de Nişantaşı çocuğuyuz ulan! Ne yapacaksın lan? Tweet mi atacaksın? Mantıklı. Hashtag keko saldırısı. Favatın. Ya neredesiniz? 2 saattir sizi bekliyorum. Niye aynı? Oh, geldin Işıl Su. Işıl Su, aşk ile tam. Sen içeri gir. Bu vahşi yönümü görmeni istemiyorum. Aşk ile tam mı? Işıl Su benim kız kardeşim lan. Abi. Bacım. Abi sıkayım mı? Sık. Neyi sıkıyorsun ha? Nasıl söyleyeyim ben şimdi? Sıkma, kan topluyor. Beni kan tutuyor. Yapma. Security, güvenlik. Yapma. Bırak. Az önce sizi paramla satın almadım mı lan? Ha? Niye beni korumuyorsunuz orada? Doğru söylüyor abi. Hak geçmesin. Buyur. Bu ne? Langıdı lang lang langıdı lang lang. Güğmeci. Aman Allah. Lay 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 lay. Çok kötü vurdum. Biz yürü gidelim. Çok yoksa kötü. Seni burada yeniden yaratacaklar. Işıl Su, sen de gir kız içeri. Allah Allah, kırarım bacaklarını ha. Aa, kekoluk bulaşıcı. Maske takın, kekoluk bulaşıcı. Ya ne konuşuyorsun?